işte böyle hemen başlıyoruz ilk konuğumuza merhaba demek istiyorum. TÜRSAP Başkanı Sayın Firuz Bağlıkaya bizimle beraber. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yoğun bir koşuşturma. Sanki turizm dediğimizde hep aklımıza önceleri, hep işte ay yaz gelecek, yaz tatili olacak, biz tatile gideceğiz. Ama artık 4 mevsim. 7 gün 24 saat, 365 gün turizmden bahsetmek mümkün gerçekten. Ve bununla beraber de sizin işlerinizin yoğunluğunun çok aşırı olduğunu düşünüyorum. Geldiğiniz için öncelikle tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Şimdi ana konumuz aslında eğitim yılının ara tatili tabii ki. Evet. Sömestr yaklaşırken çocuklar, aileler rotalarını nereye çizsinler ya da İlla ki şehir dışı olmasına gerek yok aslında. Şehir içi turizm etkinlikleri de oldukça fazla oluyor. Önce şuradan başlayalım. Ne durumda turizm? Yani genel olarak iş turizm olarak hareketleniyor tabii kışın daha çok. Tatillerin 3'e çıkması yani okul süresince artık 2 kısa tatil bir de uzun tatilimiz var. Artık vatandaşlarımız tatillerini 3'e bölüyorlar. Daha çok nefes alma, daha fazla gezip görme imkanına sahip oldu. Sömestr tatili klasik yine karın yağmasıyla birlikte kar destinasyonları ön plana çıktı. Onun dışında Kaplıca tatilleri ve Doğu Ekspresi tatilleri bunlar gerçekten şu anda son derece ilgi gören tatiller. Kar tatillerindeki bölgelerde doluluklar sömestrden önce dahi hafta sonlarında %80-90'larda idi. Şu anda artık sömestrde yer bulmak birazcık zorlaştı kar tatili bölgelerimizde. Yani iç turizm hareketine bakıldığı zaman gerçekten vatandaşlarımız bu ulaşım imkanlarının artmasıyla hem uçak hem karayolu anlamında bakıldığında artmasıyla birlikte tatil yapan vatandaşlarımızın sayısı da doğru orantılı olarak arttı. İç turizmdeki hareket son hızıyla devam ediyor. Yabancı turist açısından bakıldığında da işte biliyorsunuz hani hem 12 aya yaymak turizmi hem çeşitlendirme gibi stratejik hedefleri var ülkemizin. Dolayısıyla o çerçevede bakıldığında da yurt dışından da tatil bölgelerine artık kar tatili olan bölgelere veya Kaplıca bölgelerimize, termal bölgelerimize yurt dışından da yavaş yavaş charter uçuşları başladı. Dolayısıyla güzel seneler geçiriyoruz. İnşallah bir aksilik olmadan artırarak hem kişi sayısını hem gelir düzeyini yani kişi başı gelirleri artırarak devam edeceğiz diye gözüküyor. Huzur ve güven devam ettikçe artarak devam edecek. Şimdi çünkü şöyle özellikle yabancı turistlerin de buraya gelmesi açısından sizin de bıraktığınız yerden belki devam etmek gerekirse genelde yaz turizmi için daha çok geliyorlardı. İşte Mart, Nisan, Mayıs ayları itibariyle hatta işte Antalya gibi güney sahillerinin daha sıcak illerine. Çünkü Avrupa'dan gelen, Almanya'dan, İngiltere'den ya da farklı ülkelerden gelenler o sıcaklığa çok kavuşamadıkları için biz çok şanslı bir coğrafyada yaşıyoruz gerçekten. Geliyorlardı ve bizim hani kazak giydiğimiz derecelerde onlar mayolarıyla beraber güneşin tadını çıkarmaya devam ediyorlar. Ama artık turizm sadece Türkiye'de deniz turizmini aşmış durumda. Gastronomi var, evet dediğiniz gibi işte kayak var, Göbekli Tepe ile beraber sağlık kültür başladı, tarih başladı, hepsi bir arada ve şunu görüyorum ki işte özellikle Karadeniz, Güneydoğu Anadolu bölgeleri bununla beraber birçok bölgede farklı farklı destinasyonlara turist çekmeye başladı Türkiye. Ne durumda şu anda şimdi, deniz turizmi dışındaki turizm? Şöyle söyleyeyim şimdi 80'lerin başında doğal olarak ülkemizin en öne çıkan ürünü deniz, kum, güneş. Bir de zaten Avrupa'daki özellikle sizin de söylediğiniz sebepten dolayı yani iklim şartlarından dolayı Türkiye'nin en önce öne çıkan özelliği deniz, kum, güneşi idi. Dolayısıyla 80'lerden sonraki Türkiye'nin tüm yatırımları o alanda oldu ve gerçekten çok inanılmaz bir başarı hikayesidir. İşte bugünlere gelindi ama deniz, kum, güneş işi
artık yavaş yavaş standardına oturdu. Yani o ürünle biz dünya sıralamasında 6. sıraya geldik. Hı hı. Zaten Avrupa'daki yerimiz belli. Çok önemli bir deniz, kum, güneş destinasyonu Türkiye. Artık bundan sonra biraz daha farklı alanlara konsantre olup özellikle gelir düzeyi yüksek yabancı ziyaretçiyi çekecek veya harcama kalemlerinin yüksek olduğu segmentlerde ürün çıkartma dönemi başladı. Bununla ilgili de çok güzel gelişmeler var. Sağlık turizmiyle ilgili bakıldığında ülkemiz gerçekten kendi rakipleri arasında son derece öne çıkmış vaziyette. Evet. Gastronomi açısından yavaş yavaş farkındalık yaratılıyor. Deniz turizmi açısından bakıldığında yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyor rakamlar. Kongre turizmi birazcık bu 2016 dönemindeki sıkıntılardan dolayı gerçekten sıfıra yakın indi. Hı hı. Onun geriye gelmesi biraz daha uzun süre alıyor. Çünkü etkinlik turizminde, kongre ve konferans turizmlerinde bunlarda 3 sene, 4 sene önceden programlar yapıldığı doğru. için onun gelişi biraz daha belki yavaş geliyor ama hepsi yavaş yavaş tekrar. Tabii hepsi yavaş yavaş yerine oturdu. Ülkemizin şöyle bir avantajı var. Hem mevsim hem de hizmet kalitesi ve sunduğu ürün açısından bakıldığında gerçekten rekabet edemeyeceğimiz herhangi bir alan yok. Kültür turizmi diyorsunuz. Bütün Avrupa'nın en önemli kültürel varlıklarına sahibiz. Doğa turizmi diyorsunuz. Doğası zaten Türkiye'nin tartışılacak bir şey değil. Zaten çok üstün bir ürüne. Yayla turizmi diyorsunuz öyle. Sağlık turizmi diyorsunuz. Hastanelerin hali görüyorsunuz. Yani bir dünyanın en gelişmiş ülkelerinde dahi Türkiye'deki hastane kalitesi, doktor, tıbbi imkanlar onlarla baş edebilecek düzeyde. Dolayısıyla gerçekten iyi bir yolda gidiyor turizm. Stratejik sektör ilan edilmesi ve Cumhurbaşkanımızın düzeyinde ilgi ve alaka görmesi, Cumhurbaşkanımızın her konuşmasında turizmden bahsediyor olması çok ciddi bir farkındalık yarattı. Yani topyekun bir turizm seferberliği var. Hı hı. Elimizden geldiği kadar biz de seyahat acentaları birliği olarak buna katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla söylediğimiz gibi segmentler arttıkça 12'ye yayılması da mümkün oluyor. Yani sağlık turizminin mevsimi yok. Evet. İşte spor turizmi, golf turizmi diyorsunuz tam tersi mevsimlerde yani bizim yüksek sezonumuzda değil aslında düşük sezonumuzda. Kruvaziyer turizmi diyorsunuz yine aynı şekilde. Kültür turları aynı şekilde 12 ay olmak zorunda değil tam tersine Temmuz'da Ağustos'ta düşüyor rakamları. Hı-hı. Bizim deniz, kum, güneşin yüksek olduğu dönemlerde. Yani aslında 80'lerden sonra deniz, kum, güneş olarak başlayan turizm hareketini yavaş yavaş 2000'li yılların başından itibaren gördük ki Türkiye gerçekten bir turizm ülkesi. Yani hiçbir şey olmasa dahi turizmle kendini ayakta durabilecek, cari açığını karşılayacak kadar döviz girdisi elde edebilecek bir sektör. Kendini ispat etmiş bir sektör tüm krizlere rağmen. Yani herhangi bir siyasi ya da güvenlikle ilgili yaşanan krizde ilk etkilenen sektör kesinlikle. Olmasına rağmen çok çabuk toparlayıp çok çabuk yeniden kaybettiği pazar payını alma kabiliyetine sahip bir sektör. Böyle dinamikleri var, böyle bir kadrosu var, böyle bir yasal düzenlemeleri var, böyle sivil toplum örgütleri var. Dolayısıyla birazcık da kendimize pay çıkardım. Tabii ki. Dolayısıyla gerçekten hem keyifli, hoş bir sektör hem de kazançlı bir sektör. Şimdi bu önemli, bu tatil döneminde dediğiniz gibi işte bu özellikle kayak turizmine oldukça fazla önem verebilir. Aileler gidebilirler. Özellikle kendi şehirlerinde de karla henüz tanışamadılarsa bu mevsimde. Evet. Hani orada bunun da keyfini çıkarabilirler. Bir de tabii biz şimdi anne babalar olarak şunu da diyoruz. Ay öyle bir yer olsun ki hani gidelim ya şu çocuklar bir enerjilerini bir atıversinler. Evet. Bir yorulsunlar da akşam rahat rahat uyusunlar noktası var. Özellikle tabii ki ilk aklımıza gelen işte Uludağ, Kartepe oluyor ama artık Palandöken, Kayseri Erciyes daha da o noktalar ve bölgeler daha da artmaya başladı. Artacak, açılıyor da yeni yeni bölgeler. Yani İç turizm hareketlendikçe bu talep arttıkça arz da ona göre kendini şekillendiriyor. Buna da devam edecek diye düşünüyorum. Yeni yeni bölgeler, Uludağ'da da yeni bölgeler açılıyor. Hı hı. Kartepe, Kartalkaya bölgesi, Kayseri, Erciyes, Palandöken. Bunlar önemli kayak merkezleri. Kuruyabiliyor muyuz?
Çok açık ve net yani soruyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten. Şimdi kullanma koruma dengesi açısından bakıldığı zaman turistik bölgeler herhalde ülkenin en çok korunan kollanan bölgelerinden diyebiliriz. Yani turizmin sürdürülebilir olması için zaten o çevreyi korumak zorundasınız. Yani denizini kaybettiğiniz bir yerde deniz turizmi yapmanız mümkün değil. Kültürel varlıklarınızı kaybettiğiniz bir yerde, hırpaladığınız bir yerde kültür turizmi ile ilgili bir şey yapmanıza imkan ihtimal yok. Dolayısıyla zaten yani hedef olarak bakıldığı zaman kullanmak istiyorsanız korumak zorundasınız. Bunun başka bir çaresi yok. Bunun için sadece işletmelerle doğru orantılı değil. Yok, bu aslında ben çevre açısından vatandaş da söylüyorum. Olarak tabii. Da bize düşen çok fazla bu konuda görev var diye düşünüyorum. Vatandaş bilinci de bu turizmin demin söylediğim gibi yani stratejik sektör olması, hükümet nezdinde, devlet nezdinde bu kadar itibar görmesi ve ilgi çekmesi ve oraya doğru fokuslanılması vatandaşta da belli bir farkındalık yarattı. Yani insanlar artık biraz daha bu konularda daha dikkatliler. Yani turizme faydalı, turizme yararlı, turizmi engelleyecek, zedeleyecek şeylerden özellikle bu alanlarda ekmek yiyen, ekmek parası kazanan bölgeler. Yani şimdi öyle bölgelerimiz var ki turizm açık ara birinci tabii. sektör. Şimdi o bölgelerdeki vatandaşlarımızın turizme duyarlı olmaması söz konusu değil. Dolayısıyla bu gelişiyor. Ülkemizin diğer bölgelerine turizm yayıldıkça bu turizm bilinci de tüm ülkemizin her yerine yayılmış olacak. İnşallah daha iyi hizmet veren, daha turiste daha yakın, turisti daha kolay misafir edeceğimiz dönemlerde gelecektir diye düşünüyorum. Fiyatları konuşalım mı böyle biraz? Evet. Çünkü hep öyle bir şikayet var ya. İşte yurt dışından rezervasyon yapıldığında ve gelindiğinde daha ucuz ama yurt içinden yaptığında işte yerli turist için daha büyük imkanların olması gerekiyor. Yerli turisti birazcık daha fazla düşünmek gerekiyor. Şimdi ben burada biraz şeytan avukatlığını yapıyorum tabii ki izleyenler açısından da. O fiyat politikasıyla alakalı olarak sanırım siz de çalışmalar yapıyorsunuz bununla tabii, ilgili. Tabii. Hakikaten bazen çok inanılmaz fiyatlarla da karşı karşıya kalınabiliyor. Yani nasıl önlemler almak yani gerekiyor? Özellikle şimdi 2020'ye baktığımızda. Şimdi şöyle bir şey, şöyle bakmak lazım konuya. Yani arz talep dengesi ve azalan ürünle bakmak lazım. Şimdi yabancı turist sayısı her geçen gün artıyor. Yani işte önümüzdeki, daha doğrusu bu sezonun yabancı ziyaretçi sayısı hedefi 50 milyon. Şimdi 50 wow. milyon yabancı ziyaretçi hedefi olan bir ülkede yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın da tatil yapması gündemde ve onların da böyle bir ihtiyacı var. O zaman ne oluyor? Önceden satın alan ve daha önce hareket eden veya daha iyi ticari şartlarla alan firmalar veya bölgeler önceden satılıyor. Şimdi daha sonradan bu talebi yerine getirmek mümkün olmuyor veya çok pahalı oluyor. Anladım. Şimdi ülkemizde de aslında vatandaşlarımız son dönemlerdeki bu erken rezervasyon kampanyalarıyla gerçekten yabancı ziyaretçiler kadar uygun fiyatlara üstelik bir de taksitle bu imkana kavuştular. Artık eskisi gibi değil. Yani pahalılıktan şikayet eden vatandaşımız kesinlikle geç satın almıştır. Geç satın almıştır ve özellikle turistik bölgelerdeki işte ne diyeyim önde gelen destinasyonlarda tatil yapmak istiyorlardır. Halbuki ülkemizin gerçekten turistlerin ilgi göstermediği, daha çok yerli turistimizin, vatandaşımızın ilgi gösterdiği bölgelerde var. Oralarda çok daha uygun fiyatlara tatil yapma imkanı var. Sahip olacak. Sahip. Ha, bu bölgelerde de daha erken almaları gerekiyor. Çok daha erken rezervasyon. Şimdi tabii bu arttıkça aslında bu erken rezervasyon çeşitli seyahat siteleri de hani bu konuda tabii ki katkıda da bulunuyorlar ama özellikle sizin burada uyarmak istediğiniz sahte siteler evet. ya da bununla bu seyahat siteleriyle ilgili yaşanabilen mağduriyetlerle evet. ilgili olarak nasıl uyarılarda bulunmak istersiniz? Şimdi satın alınacak seyahat acentasının web sitesinde bizim dijital doğrulama sistemimizin DDS denen bir sistemimiz var. Seyahat Acentaları Birliği'nin bir bölgesi var orada. Dijital doğrulama sistemi var. Seyahat acentası olup olmadığı veya yasal olup olmadığını o dijital doğrulama sistemine tıklayarak görebilirler. Yani gerçekten bir seyahat acentasıysa o bizde kayıtlı bir acentaysa zaten bütün siciliyle çıkıyor. Değilse zaten o damga veya o işaret
web sitesinde yoktur. O bir kere o sitelerden alışveriş yapmamaları gerekiyor vatandaşlarımızın. Mutlaka dikkat etmemiz mutlaka gerekiyor. Dikkat etmeleri gerekiyor. Bir de tüketiciyle ilgili yeni bekleyen bir yakında çıkacak olan bir yasamız var. Tüketiciyi daha fazla koruyacak. Yani Türkiye'deki seyahat acentalarının ürünlerinin tamamını garanti altına alacak bir yeni sistem üzerinde bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz. Yani Türkiye'deki herhangi bir seyahat acentasından herhangi bir ürün aldığınız zaman Seyahat Acentaları Birliği onun teminatı garantisi olacak. Eğer o sistemin içindeyse. İçindeyse. Zaten içinde olmayanlara yeni yasal düzenlemeyle vatandaştan para toplama, tur yapma gibi yollar da kapanmış olacak. Dolayısıyla biraz daha Avrupa'ya bir sisteme doğru gidiyoruz. Çünkü yurt dışında gerçekten yurt dışındaki bir yabancı vatandaş kendi ülkesinde yurt içi veya yurt dışı tur satın aldığı zaman satın aldığı seyahat acentası teminat altındadır. Değilse zaten o satışı yapamaz. Doğru. Şimdi dolayısıyla biz de aynı yola doğru gidiyoruz. Mümkün olur. Son senelerde birazcık bu dijitalleşme falandan dolayı birazcık kontrol dışına çıkar gibi oldu ama biz elimizden geldiği kadar bunun önlemlerini almaya çalışıyoruz. Özellikle erken rezervasyon ve yoğun dönemlerde. Çok yakında daha sıkı tedbirlerle inşallah vatandaşın bu türlü şeye muhatap olmamasını sağlayacağız inşallah. Aslında sormak istediğim daha çok soru var ama buradan siz toplantıya da yetişeceksiniz biliyorum. Son bir soru o zaman. Kişisel bir soru olacak. Siz tatil yapıyor musunuz Sayın Başkan? Yapıyorum. Yapabiliyor musunuz? Yani şöyle mesleki söyleyeyim. Deformasyon yaşanıyor mu bu şöyle, işte? Şöyle söyleyeyim. Ahbap eş dost şöyle görüyor bizi. Biz hep tatildeyiz görüyor. Hep çünkü tatilde. İşimiz tatil yerlerinde olduğu için. Doğru. Ama bizim tatillerimiz artık son zamanların trendleri gibi kısa tatiller, ara ara tatiller. Kısa bizim tatilimiz 3 gün, 2 gün, 4 gün öyle maksimum öyle oluyor. En keyif aldığınız yer neresi? Gidip dinlendiğiniz? Vallahi biz kimseyi kızdırmayalım ama. Kimseyi kızdırmayalım. Ben şöyle söyleyeyim. Bizim yoğun iş temposu ve yoğun tabii bu sosyal bir şey bu bizim sivil toplum örgütü yöneticiliği birazcık yoğun geçiyor tabii. Bizim. Yani biz mümkün olduğu kadar yani çok Türkiye'den çok uzak yerlerde daha rahat dinleniyoruz. Ama ülkemizin içinde tatil yaptığımız zaman da yani deniz tatili ise Türkiye'de yani Ege'de denize giren bir başka yerde zaten denize giremiyor. Ya. Dolayısıyla bizim bir başka ülkede deniz tatili yapmamız çok zor. Çok zor. Onun için bizimki de kültürel geziler oluyor en fazla. Genelde tatilimi ben yani çocuklarımla yaptığım tatilimi ya. Türkiye'de geçiriyorum. Peki bunu sormazsam olmaz. Geçen sene Göbekli Tepe yılı ilan edilmişti. Birçok insan Göbekli Tepe ile tanıştı. Hatta şimdi işte bir dijital platformda Atiye başladı. Yine Göbekli Tepe ve bütün dünyada neredeyse yüzlerce ülkede gösterime giren de bir dizi oldu. Bu da aslında bir turizm elçiliği, filmler, diziler, yapılan şeyler. Tabii çok önemli. Bu yılda Patara yılı ilan ediliyor. Neden? Truva, Göbekli Tepe ve Patara oldu. Birkaç cümleyle hemen. Şöyle söyleyeyim. Şimdi belli bölgelere gerçekten fokuslanılmasını ve oraya dikkat çekilmesini sağlıyor bu tür kararlar. Şimdi Truva yılıydı. Gerçekten çok güzel etkinliklerle tanıtıldı Truva. Arkasından Göbekli Tepe şimdi yeni gözbebeğimiz tabii yani daha hala da kazılar devam ediyor daha nereye gideceği İnanılmaz de belli bir değil. Dolayısıyla şey oraya çok ciddi bir trafik sağlandı. Evet. Şimdi Patara şöyle bir özelliği de var. Yani ilk defa deniz kum güneşe çok yakın hatta o bölgede bir yer seçildi. Önemli bir yer yani ben bu tür etkinliklerin o bölgeye hem farkındalık yaratıp hem o bölgeye bütün dikkatleri toplaması açısından o bölgenin gelişmesi, o bölge esnafının bu işlerden yararlanması, o bölgeye daha fazla turist gelmesi. Şimdi fuarlar da artık oranın konseptiyle hazırlanacak bu sene. Yani her sene hangi bölge öndeyse, hangi bölgenin yılıysa ona göre hazırlanıyor. Ben o bölgenin seçilmesini de diğer bölgeler kadar önemli buluyorum. Bir kere deniz kum güneşi de birazcık birleştirmiş de olduk ilk defa. Hayırlı olsun. Çok bir kere şöyle bir şey de oluştu. Herkes artık bizim yılımız olsun diye yarışıyor. Yani bölgeler de kendi arasında yarışıyor. Güzel bir ortam çıktı. Herkes kendi bölgesini parlatmak için her bölge müracaat ediyor. Bu sene bizim yılımız olsun diye.
Bu da bölgelerin, şey. Yönetimlerin, tabii. Yerel yönetimlerin kendi aralarında da bir rekabet. Çeki düzen vermesini de sağlıyor. Tabii. Kendi aslında. Aralarında da bir rekabet oluşmaya başladı. Hoş bir şey oldu bence. Ne güzel, ne mutlu. Çok teşekkür ederim. Teşekkür bu kadar yoğunluğunuz arasında geldiniz, sorularımızı cevapladınız. Şimdiden kolaylıklar diliyorum size. Çok teşekkür ederim. TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya bizimle beraberdi. Kısa bir ara Doktor Ayça Kaya ile devam edelim.